Üç burçakın orta çizgi. O üç burçakın orta çizgi deyken de biz nimanı düşünüyoruz? Ben burada üç burçak alaydık. Burada üç burçak alaydık. Onun yan tamallarını, ortalarını alalımız. Ve onları da tutaştıralımız. Hasıl bölgen bana bir kesme, üç burçakın orta çizgi değil adı. Demek yan tamalların ortalarını aldık. Ana yani iki nokta ularla tutaştırdık. Hasıl bölgen kesme üç burçayının orta çizgisi değil adı. Yani yıl bilen belgeleydik bunu. Bana üç burçayının asası. Ağaçtayım olsun. Bu halde orta çizgi doğrusu biz kuyudaki iki defa fakirten faydalanamaz. Birincisi orta çizgi asas ki paralel. İkincisi orta çizgi asasının yarımı geteyim. Yani yıl taksım A taksım 2. Yıl teng A taksım 2. Yıl teng A taksım 2. Bana bu iki tane formüladan faydalanmamız. İki tane fakitten faydalanmamız. O üç burçayın yine başka orta çizgileri hem var mı? Var. Hani mesela bana bir iki tane tamamının ortasını tutaştırdık. Bunun ortasını hem tapağımızı da bana bunu tutaştırdık. Bu hem üç burçayın orta çizgisi. Bana bu noktayla bunu tutaştırdık. Bu hem üç burçayın orta çizgisi. Demek üç burçayda üçte orta çizgi var yani. Demek bana bu doğru orta çizgi bu tamamını yarıma getirin. Bu orta çizgi bana bu tamamını yarıma getirin. Bana bu orta çizgi bu tamamını yarıma getirin bulalı. Ve masal işte bu orta çizgi bunge paralel, bu orta çizgi bunge paralel bulalı. Yani masalalar görüyoruz. Birinci masala. Bana üç burçayı verilgen. Üç burçayının orta çizgisi 8 getirin. Demek tamamlarının ortalarını tutaştırıyoruz. Orta çizgisi 8 getirin. Bana bu kesime 5 getirin, bu kesime 7 getirin. Üç burçayının perimetrini tapın. Tapamız. Üç burçayının orta çizgisi, yani tamamının ortasını tutaştır geldiği sebeple, bana bu tamamının ortası bu yerde. Demek bu kısmı 5 getirin. 5, bu 5 bulalı. Bu 7 getirin olsa, bu kısmı 7 getirin bulalı. Demek bana bu tamamını taptık. Bu tamam 10 getin eken. Bu tamam 14 getin eken. 7 koşu 7. Bana bu tamam şey. Orta çizik bu tamamını yarımı getin. Eğer bunu A bilen belgilesek bu orta çizikten 2 marta katta buladı. 2 küp aytırı yıl buladı. Yani 2 küp aytırı yıl 8 getin. 16 getin. Demek 3 burçayının asası 16 getin eken. Yani şimdi buna perimetrenin tapış kıyılmaz. Perimetr teng. Bu tamam 10 teng. Bana bu tamam 7 koşu 7, 14 teng bulardı. Bana bu tamam 16 teng. Bu ham teng. 14 ge 16, 30. 10'nı koysak 40 bulardı. Şunu yakalıp, bu berilgen 3 burçakının perimetri 40 teng eken. Cevap 40. Nabataki masada gibi tamız. Bana bir yerde üç burçayının orta çizgi ötkezilgen. Nemeler verilgen? Bana bu burçak 70 gradus keteyin. Bana bu burçak 65 gradus keteyin. Bana bu üçteki burçayını tapın. X ile belgilengen. X'ini tapın. O bir yerde biz üç burçayının orta çizgi onun asası paralel ikenden faydalanamız. Bana bu orta çizik bu tamamen paralel. Paralel bölgelik sebebi, demek bu ikide kesme paralel bölgelik sebebi, bana bu burçak bu burçakke teng buladı. Bu 65 gradus, demek bu ham 65 gradus buladı. Yende bana bu üç burçakını karayımız. Bu üç burçakta, üç burçak, burçakları yığındası 180 gradus keteng. Bundan faydalanıp biz x'ini tapamız. Demek 65 gradus koşu 70 gradus koşu x teng 180 gradus. Hop x'ini tapış için bunları oyun tamamen ötkizemiz. 70'ini ötkizsek bir yerde 110 gradus buladı. 110 gradus kaladı. 80-70 10. Hop yani 65 gradus'ını ötkizemiz. 60'ını ötkizsek bir yerde demek
50 gradus, 5 ni ayırsak 45 gradus bo'ladi. Shunday qilib x burchak 45 gradusga teng bo'ldi. Javob 45 gradus. Xo'p, keyingi masalaga o'tamiz. Üçüncü mesele. Ve bizde bana üç burçak verilgen. Ve bana bu tamamen 8 getirirken. Orta çizgi 300 olupdı. Bana bu kesme 6 getirin. Bu kesme 5 getirin. L koşu x koşu y'ni topin. Bana bu kesme x. Bu kesme y. L orta çizgi. L koşu x koşu y'ni topin. Hop topamız. O'rta chiziq degani nima degani edi? Tarifdan foydalanamiz. O'rta chiziq mana bu o'rta chiziq mana bu ikkita tomonni o'rtalarini tutashtiradi. Bu 6 ga teng bo'lsa, demak x ham 6 ga teng. X ni topdik. Agar bu kesma 5 ga teng bo'lsa, y kesma ham 5 ga teng bo'ladi. Y ni ham topdik. O'rta chiziq asosini yarmiga teng degan formula bor edi. Demak L 8 ni yarmiga teng. Demak L teng 8 taqsim 2. L mana bu 8 ga teng bo'lgan tomonga parallel va uni yarmiga teng. Demak L 8 taqsim 2, demak 4 ga teng ekan. Ha, endi biz bu yig'indini topishimiz mumkin. L qo'shu x qo'shu y teng L ning o'rniga 4 yozamiz. X ni o'rniga 6 yozamiz. Y ni o'rniga 5 yozamiz. 4 qo'shib 6 10, qo'shib 5 15. Shunday qilib mana bu yig'indi 15 ga teng. Boshqacha qilib aytganda, biz mana bu uch burchakning perimetrini topdik. L qo'shib X qo'shib Y mana bu uch burchakning perimetri. Bu uch burchakning perimetri 15 ga teng ekan. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Dördüncü mesele. Bana çizmada belirgenlerden faydalanıp biz bana pöyüt 44 deyin kendiliğinden faydalanıp yalına tapağımız. Yani üç burçayının orta çizgini tapağımız. Ne kadar belirgen? Orta çizgi otkizilgen. Demek bana bu nokta bu tamamen ortası. Bu nokta bu tamamen ortası. Bana bu kesme 6 getin. Bu kesme 7 getin. Perimetre 44 getin. Üç burçayının orta çizgini tapın. Agar bu kesme 7 ga teng bo'lsa, u holda mana bu kesme ham 7 ga teng. Chunki bu nuqta bu tomonning o'rtasi. Xo'p, agar bu kesme 6 ga teng bo'lsa, bu kesme ham 6 ga teng. Agar bu L ga teng bo'lsa, o'rta chiziq, u holda bu tomon L dan o'rta chizig'idan 2 marta katta. Demak, bu 2 L ga teng bo'ladi. Endi mana bu tenglikdan foydalanamiz. Perimetr 44 ga teng. Perimetr degani tomonlar yig'indisi. Bu tomon 14 ga teng. 14 qo'shuv. Bu tomon 6 qo'shuv 6 12 ga teng. Qo'shuv. Va bu tomon 2 L ga teng. L noma'lum teng 44 ga. Bu tenglikdan biz L ni topamiz. Xo'p, 14 va 12 ni o'ng tomonga o'tkazamiz. 14 ni o'tkazib yuborsak bu yerda 30 qoladi. 12 ni ham o'tkazsak bu yoqqa 2L teng 30 minus 12 18 bo'ladi. 2 ga bo'lamiz. L teng 9. Demak, uch burchakning o'rta chizig'i 9 ga teng. L ni topish kerak edi, biz L ni topdik. Masala yechildi. Javob uch burchakning o'rta chizig'i 9 ga teng.